Yurt dışından Türkiye'ye iki yıllığına arabalarını getirip Türkiye'de bırakanların arabasız yurt dışına çıkışlarında taahhütname vermeleri gerekiyor. Arabam şurada, benden başka kimse de kullanmayacak diye. Bunu vermedikleri zaman gurbetçilere arabanın değerine göre on 10 binlerce, yüz binlerce TL cezalar yazılıyordu. Ve çok zor durumda gurbetçiler kalmıştı. Çünkü e, gümrük kapılarından arabayla girerken herhangi bir şekilde onlara bir bildirim yapılmıyordu. Yani sen arabasız arabanı Türkiye'de bırakıp yurt dışına çıkarken taahhütname doldurman lazım. Bunu eğer devlet üzerinde de doldurabiliyor gurbetçi. Ama böyle bir bilgisi olmadığı için yurt dışına çıkmış girmiş. Sonradan ne oluyor? E, sen taahhütname de vermeden çıktığın için kuralları ihlal ettin gel buraya Arabanın değeri işte gümrüksüz şu kadar sana şöyle şöyle ceza. Yani 40 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin TL büyük cezalar yiyenler olmuş. Ne yaptık? Bunu dile getirdik. En sonunda da video yaptım. 9 Önceki videomlara bahsediyordum. 9 Kasım 2022 tarihinde video yaptım. E, ve aynı gün ne olmuş? Torba yasayla meclisten geçmiş ve kurbetçinin taahhütname vermeden yurt dışına çıkışındaki ceza 1880 TL'ye sabitlenmiş. Yani tamam bir hata yapıyor. Gene sen bildirmemişsin ona bildirsen onu yapacaktı. Ama yani bir 100 euro cibin gibi bir cezayla ne yapıyor? Kurtuluyor ve kurbetçi için bu ne oldu? İyi bir çözüm oldu. Şimdiye kadar neredeydiniz? Niye yapmadınız? Bunların soruların tabii kurbetçi sormakta haklı gurbetçi ne yapıyor? Her zaman mağdur ediliyor ve e, Türkiye'deki bürokratlar veya yetkililer bir şeyler yaparken bunu gurbetçi düşünerek yapmıyorlar. Tamam, yabancı gurbetçinin dışında yabancılar gelmiş. Onlar belki kuralları daha iyi biliyorlardır veya kendi ülkelerinde uygulanan kural vardır. Ama gurbetçi garibanım almış da tamam güzel diyor. emekliyim veya getireyim Türkiye'de bırakayım ama işte bulunduğum ülkeye de gidip gelmek zorundayım. Arabası çıkıyor. O arada patdine ne yapıyor? Cezayı yiyor. Şimdi e, bir de iki sene içinde e, ne yapıyor? O arabasını Türkiye'de bırakabiliyor. Bu güzel bir durum ama bazı kişiler de ne diyorlar? Bu arabayı diyor e, bırakma işini beş çıkartalım. diye. Emekliler var yurt dışında. Emekli ne yapıyor? Özellikle Almanya'da gidip oralarda belli bir süre gidiyor. Ondan sonra geri geliyor. Diğer ülkelerde de benzer olan şeyler var. E bak Türkiye'de yaşasın. Arabası da zaten aynı şekilde ne yapıyor? 5 seneye kadar olursa ne yapar? Rahat rahat arabasında kullanır. Ama ne yapar? Diğer çeşit bir de bu 180 gün kalma şartı. işte 2 senenin sonunda uzatma gerekiyorsa çıkıyorsun 180 gün arabayla yurt dışına gel gelmen lazım. E, hiç olmasa bunu diyorlar 3 aya düşürsünler. Yani 5'i yapmasalar. Gurbetçilerde e, değişik istekler var hükümetten tabi. Bu arada da seçim zamanı, yani Haziran 23 2023'te seçimler var. Ne olacak? Şimdi 2018'den beri hep videolarımda belirtiyorum. Ne yapıyorum? Gurbetçiye yönelik hep bir e, değişik bir uygulama var. Nasıl? Hükümet diyor ki bana resmen oy verme. Yani bunun Cumhurbaşkanı farkında değildir ama e, icraat bu yönde yani. Ne yapıyorsun? Şimdi... Telefon yetecek, gurbetçi kendi yurt dışındaki telefonunu Türkiye'de hat takıp kullanacak. Dört ay içinde ne yapıyorsun? Onu kapatacaksın. Şimdi ne diyorsun? Ee, yılba 2023'ün yılbaşından itibaren 6090 TL ödemesi gerekiyor ki bu telefonu ne olsun? Türkiye'de çalışsın. Yani büyük para. Ha bunda gurbet, tamam telefon kaçakçılığını önlemek için yapılan bir uygulama bu. O doğru. Ama gurbetçinin telefonuna ne yapsın? Hattı takıyor. Hat zaten Türkiye'de sinyal veriyor. Türkiye'de 6 aydan bir gün fazla bir sene içinde sinyal verirse dedi gel buraya sen şu 6090 artı cezalarını öde. Ama kurbetçi geliyor oraya 3-4 ay kalacak veya işte 5 ay kalmış bazıları uzun yani 6 aya kadar kalanlar da oluyor. 4 aydan sonra zaten o ne yapıyor? E, telefon kilitleniyor artık bir daha gelecek sefer gelecek sene geldiği zaman o telefon ne yapacak? Çalışmayacak. Ne yapmasın? Telefon mu? Yeniden telefon mu alması lazım? Zor. Mesela ben kendim iki tane telefonum var. Bir tanesi Türk hattı. Gittiğim zaman kullanıyorum. Bir tanesi de Finlandiya hattı. Şimdi yani Türk hattına ne? iPhone 7'yi kullanıyoruz. E şimdi iPhone 7'ye 6090 TL yani 300 küsür euro kayıt parası versen yani zaten telefon değeri o kadar değil. Yani bu, bu şeyler de var. Adam getiriyor sıfır telefon, akrabasına şuna buna zaten onu önlediniz. Yani telefon ne yapacak? Telefon getirenin e, pasaportuna kaydediyorsunuz ve hatta getirenin üzerine olması lazım. Onlar güzel uygulamalar ama kurbetçiye bir e, şeyler yapılması lazım. İşte bu gördüğünüz gibi gümrüklerde bu e, arabalar konusunda tahayyüt ve name vermeden yurt dışına çıkarken ki sorun çözüldü. Bu telefon sorunu da ne yapar? çözülebilir. E işte dün video yaptım ne oldu? İşte e, memleketine gel işte bir kampanya yapmış Türk Hava Yolları. işte verelim memleket gibi. Ne yapak? Gurbetçi ailelere diyor ki sizlere yüzde otuz indirim yapacağım. Ne zaman? İşte biletlerinizi 28 Kasım'dan 4 Aralık 2022 tarihler arasında alın. Mayıs ayının başından Eylül ayının sonuna kadar uçun. 3 kişiyle 9 kişi arasındaki e, bilet rezervasyonlarınızda bu size indirim yapacak. Hangi ne yapılıyor? 12 tane ülke koymuşlar. Diğer ülkeleri koymamışlar buna uygulamaya. Yani devlet ne diyorum? Baba gibidir. Baba evlatlar arasında ayrım yapmaz. Devletin de yapılması lazım. Yani bir Norveç'te yaşayan, Finlandiya'da yaşayan, Macaristan'da yaşayan, Polonya'da yaşayan, Rusya'da yaşayanlar, e, TC vatandaşları, bu da TC e, kimlik kartından indirim yapılıyor. Onu vermeniz lazım kimlik numarasını bunların memleket hasreti yok mu? Bunlar senin vatandaşın değil mi? Bunlar sana gidip oy atmayacaklar mı? Belli. En, belki bin oy kalacaksın. Bin oyla seçimin sonucu belli olacak. Yani burada çok yanlış bir uygulama var. Bunu Türk Hava Yolları yapıyor. İşte ne yapıyorsun? Yurt dışından bir belli derneklerin var. İşte U7'ye, Türk, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topuklar Başkanlığı, YTP gibi işte veya milletvekillerini görevlendirmişsin o konuda. Ne yapıyorlar? Bunlar bunu düşünmüyorlar. Gurbetçiyi savunmuyorlar. Ama çıkıyorlar yaptık diyor. Neyi yaptın? Ya yani neyi yaptın yani? Senin her e, vatandaşın senin için aynı indirimde yaralanması lazım. Yapamıyorsun. Ne yaptın? Onu dün eleştirdim. Onunla ilgili video yaptım. Ve ne dedim? Diğer ülkelerde yaşayanlara cimere cimer yazın şikayet edin. Cumhurbaşkanı bunun farkına varınca bu adaletsizliği düzeltir. Çünkü 2015 yılında aynı adaletsizliği Ahmet Davutoğlu yapmıştı. Söz verildi seçim öncesi ki %20 indirim yapacak TRT Yolları aileleri. Onda 2 ile 9 arası dayı. dayı. Ne oldu? Öyle bir indirim oldu. Bir de ne yapmışlar? Şimdi indirimde yararlanacak olan ülkelerdekileri 3 kişi olacak. Yahu niye 3 kişi olsun? Soyadı ben, 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 ben ne, aynı olması gerekmiyor rezervasyonda. 3 kişi. Ya 2 kişi olsa ne olacak? Yani emekliler karı koca. Yani bir torunumu yarın alsın geçin veya bir başkasını mı alsın git. Bunu aile indirimi yaptığın zaman iki kişilik aile yap. Yani aile olduğu zaman iki kişisin, İki kişiye yap bunu ve dokuza kadar artık sayısını yap. Yani orada da eksiklik var. Yani e, anlayamamak mümkün değil. Yani resmen gurbetçi küstürmek. Sakın bana oy verme. Yani bu bunlar böyle. Onla ne oldu? Otomatik bilgi paylaşımında aynı konu ne yaptı? Yapıldı. Kurbetçi yüzüstü bırakıldı. Şimdi ne oluyor? Dün önceki gün dün diyor herhalde. Dün yine birisi yazmış bana. E ee, diyor bana diyor bulunduğum ülkeden diyor mektup geldi. Arsalarını, şunları, bunları, evini, mevini getir tapularını buraya. Niye? Çünkü otomatik bilgi paylaşımında paylaşım yapılmış. Kira gelirleri falan orada gözükünce diğer şeyleri de bulunduğu ülke ondan istiyor. Ne oldu? Bunlar normalde otomatik bilgi paylaşımına bunlar dahil değildi. Sadece işte 31 Aralık tarihli paralar işte Hesaptaki paralar falan e, paylaşılacaktı. Onun, onun sonucunda neye geliyorsun? Diğer taraftan Kurbetçinin her şeyini paylaşmasına. Ha bu paylaşılması gerekiyor mu? Vergi e, kağıdı veriyorsunuz her sene sonu sonunda. Onun altına yurt dışında bir geliriniz var mı diye yazmanız gerekiyordu. Yani orada hesabda parası varsa o 100 euro bile e, bir gelir getirmişse onu yazması, e, yazması belirtmesi lazım. Kira gelirini de belirtmesi lazım. Çoğu kişi belirtmemiş farkında değildi bunun. Böyle bir paylaşımın olacağının farkında olmadıkları için hepsi ne oldular? Anında tuzağa düştüler. 25 Ağustos 2020 tarihinde Gelirler Başkanlığı ne yaptı? Şu ülkeleri paylaşacağım diyor. Sonraki ayda, Eylül ayında şu 5 ülkeyi de sonraki yıl dedi. O 5 ülke Almanya dahil Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya. Bu 5 ülkeyi ne yaptılar? Söz vermelerine lazım, lazım. paylaş lazım. Ee, rağmen paylaştılar. Sonuçta gurbetçi ne oldu? mağdur oldu o konuda da. Ne oluyor? Ya gurbetçinin lehine dedik ki yani şunları etme sonraki yılları paylaşın. Gurbetçi hiç olmasa adresini işte Türkiye'de mi gösterir veya kendi bulunduğu ülkeye bildirim mi yapar? Ne yaparsa yapsın ama ne yaptılar? Kimse bu konuda gurbetçiye sahip çıkmadı. Hükümet. Yani ben Cumhurbaşkanı'na da en sonunda mektup yazdım. Üç sayfalık Temmuz 2021'de ama çok geç kalmıştım onda da. Öncelikle Maliye Bakanı Lüt Lütfelvan Mayıs 2021'de söyledi paylaşmayacağız. Mayıs ayının sonunda Cumhurbaşkanı'na kararnameleri imzalatıp paylaşımı yaptılar. Niye Avrupa bizi sıkıştırıyor diyorlardı. Arkadaşlar ne oldu? Ondan sonra yine Avrupa başka dünya başka bir konu, Avrupa Birliği sıkıştırıyor diyorlardı. Başka bir konu buldular ve Türkiye yi yine ne yaptılar? Gri listeye aldılar. Yani Türkiye'nin burada amacı neymiş? 2011 yılında Ali Babacan işte her şeyi ben yaptım diyen Ali Babacan buna imza atmış. Ama kurbetçiye hiçbir bilgilendirme yapılmamış. Aksine kurbetçiye getir paranı yatır Türk bankalarına hesabını kaynayanı sormayacağım diye kampanyalar yapılmıştı. Sonuçta kurbetçi mağdur oldu. Ben şimdi ne oluyorum? Her videomda toplu olarak bari şeyleri yapıyorum. Yani bu AK Parti 2023 yılında kurbetçiden oy almayacak mı? Oy istemeyecek mi? Yani 2018'den sonra tamamıyla aleyhine yani şeyler adımlar atılıyor. İşte 2015 yılında Ahmet Davutoğlu dövizli askerliği 1000 euroya düşürmüştü. Sonra da ne oldu? Gene fırlattırıldı. İşte gerek yoktu Türkiye'ye gitmeye. Gelişte yok uzaktan fazla fazla şunları bunları yapacaksın yine. Yeni şeyler çıkartıldı. E, kurbetçinin eski gibi ben Almanya'ya dolaştım Almanya'da. Eskisi gibi parası yok. Yani şimdi Türk Hava Yolları'ndan tamam diyorsun. Geçin başka hava yollarını kullansın. Ona bir şey demiyorum. Ama artık yani öyle bir rakamlara çıkmış ki biletler yani mümkün değil. Yani Son bir yılda yani bakıyorum hava yollarındaki artış yüzde yüzün üzerinde uçak biletlerinde. Ne yapıyor? gurbetçinin maaşlarında öyle bir veya Avrupa'da yaşayanların maaşlarında en fazla yüzde beş yüzde on artış var. Artık Türkiye'de sor bir şekilde gideceklerdir. Ha Türkiye hava yollarının kazanmasını istiyoruz istiyoruz. İstiyoruz. Ben Finlandiya'ya Türk hava geliyor. Bakıyorsun uçakta bizim vatandaşlarımızdan pek kimse yok. Yani Afrika'dan sağdan soldan dünyanın değişik Asya'dan toplayıp Finlandiya getiriyor veya başka ülkelere getiriyor. Zaten Ruslar da ne yaptılar? Artık füzeleri olsa da bile Avrupa'ya ancak Türkiye üzerinden seyahat edebiliyorlar. İyice uçaklar dolu uçuyor. Ama indirim kampanyası yapmışsın. Bunu yaptığın zaman ne yapacaksın? Gurbetçinin tümüne yönelik yapacaksın. Ya hiç yapma ya da yapınca TC numarası olan herkes... ...o tarihlerde yani Mayıs ayının başından Eylül sonuna kadar... %30 indirimli uçsun aileler. Ama ailede dedim iki kişi aile. Yani tek kişi, üç kişi emekliler var, çocuğu olmayanlar var. Yani bunlar aile değil mi? Yani burada çok büyük bir yanlış var. Yani bu yanlışların düzeltilmesi lazım. Dediğim gibi millete dedim Cumhurbaşkanı'na yazın. Cumhurbaşkanı bunun farkına varınca büyük bir ihtimalle orada bir adımlar atar. Ama her şey ona ulaştırmıyorlar. Öyle bir icraat var ki sakın sakın aha 2023'te AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'na oy vermeyin. Bunu e, icraatı yapan kimler? AK Parti'nin e, bürokratları, AK Parti'nin yurt dışında görevlendirdiği kişiler de böyle şeyleri savunmuyorlar ve yanlışları görüp iletmiyorlar. Ne diyor milletvekili, biz diyor işte %30'u sağ olsun Türk Hava Yolları yaptı yurt dışında. Kime yaptı? 12 ülke. Sen nasıl ediyorsun öbürlerini şey yapmana? Orada söylesene ya bunları niye almıyorsunuz onları da aldırın diye. Niye? Dostlar alışverişte görsün. Benim bu Türk, Türk Hava Yolları'nın kampanyasında gördüğüm kadarıyla o e, indirim yaptığı ülkelerde Türk Hava Yolları'nın biraz rekabette sorunu vardır. Orada güya gurbetçiye de %30 indirimli falan ayaklarına gurbetçiyi çekmeye çalışıyorlar. Çünkü ne oldu? Finlandiya'dan eskiden tek tabancaydı Türk Hava Yolları. Şimdi Pegasus geldi. İşte Sun Express'te yaz aylarında İzmir'e uçuyordu. İşte Antalya'ya da başladı. Sağa sola uçuyorlar oların üzerinden. Ama Pegasus Antalya ve İstanbul'a uçunca biletler ne oldu? Türk Hava Yolları'nın neredeyse yarısına bazen üçte birine biletler satıyor. Bu da ne oluyor? Milleti ona yönlendiriyor. Ama Türk Hava Yolları tek taraftan kazansın. Çünkü e, kendi milli ne yapar? Hava yolumuz. Ama bu e, adaletsizlikler ne oluyor? Sizleri ne yapıyor? Hayal kırıklığına uğratıyor. Bunu da yapan kim? AK Parti iktidarı. Dediğim gibi bak ne yaptık? Gurbetçinin sözünü çözdüler mi? Çözdü. Arabasını Türkiye'de bırakıyor. Tehatname vermeden yurt çıkınca al sana on binlerce, yüz binlerce TL'lik ceza. Ödeyenler var mı? Ödeyenlerim vardı. Git 9 Kasım 2022 tarihinden önce ödeyenlerin hepsi paralarını geri alamıyorlar. Telefon var. 6090'a çıkarttınız onu. Ki gurbetçi gittiği zaman öyle veya böyle onun telefonuna çözüm bulun. Ne yaparsın? 6 aydan bir gün fazla Türkiye'de sinyal verirse bir sene içinde telefonun sen gel cezanı da öde veya kaydı ücretini öde veya 10 bin TL ceza koy Ama gurbetçi gidiyor ve ben gidiyorum. Bir hafta en fazla iki hafta kalıyorsun. Geliyorsun. Senede kalsak toplamda bir ay kalmışız veya bir buçuk ay. Ama dört ay içinde onu kaydettirmesem ondan sonraki sene ne yapıyor? O telefonu daha da kullanamayacağım. Niye kullanamam ki? Bir de yurt dışı telefonumuzu Türkiye'de kullandığımız zaman a, dakikası çok fazla, fazla. Yani cevap vermek bile bir küsur euro. Arasan geldiğin ülkeye bir buçuk euro veya başka ülkeye iki buçuk euro dakikasına yazıyor benim bana Türkiye gidince böyle mesajlar e, ne yapayım? GSM şirketinden ne yapıyor geliyor onun için yani kurbeti ne yapsın oran telefonum kullansın buranın telefonumu yoksa 315 euro versin iki e, 200 sene sonra telefonunu yine değiştirecek ki zaten sene de bir hak veriliyor kayıt e, yani büyük para ne yapıyoruz gene Türkiye de Türkiye'de gidince eski telefonlarımızı Türk hattına takıyoruz, yeni telefonlarımızda da bulunduğumuz ülkenin hattı oluyor. Ha, öbürüne önüne takarsın, değiştirirsin ama dediğim gibi telefonun bu şekilde de bu sorunun çözülmesi lazım. Öbürünü çözdüler, İşte otomatik bilgi paylaşımında yapılacak artık bir şey yok, gurbetçi iyicene bu konuda ne yapmış, perişan edilmiş. Yani yüzde seksenin Türkiye'de hesapları vardı, onları buldukları ülkeleri bildirdiler, artık herkes neyi bekliyor? vergi veya yetkililerine gelecek mektuplar ki gelmeye başlamış. Ben dediğim gibi dün bana bir şöyle söylüyor ne yapayım diye Ben dedim yazacaksın vereceksin bütün belgelerini. Başka çare yok. Ya da diyor Türkiye'ye gideyim yerleşeyim bulunduğum ülkeyi terk diyor. Ki böyle durumlarda kalacak çok kişi var. Evet arkadaşlar sorunları gurbetçinin büyük. Gurbetçinin sorunlarını savunan, dile getiren, onlara için mücadele eden maalesef çok insan yok. Kuruluş zaten AK Parti. Yurtdışı Türkler ve AK Parti Başkanlığı zaten topa girmiyor. UUD var. işte UUD'de eski. O da milletvekili. Gezdirme yurt yurtdışında. Sadece dostlar alışverişte görsün diye ne yapıyorlar? Sağa solda boy göstermeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.